Üçüme tayt koydum. Çünkü gap var. Hani atı enelerde boladı. O balezge etmişsin mi? Namaz okumaydı mı? Deses. Ne dedi? Men dedi. Ne üçüme tayttım? Üçüme tayttım. Bu oğlum. Ona kabul muydu? Yeryüzüdeki hemen çıray. Bağlı devlet, ayollar, merkepler, çıralı üyler, keng havlular. Kimdedir bor? Kimdedir yok? Kim özünü halal cüftü hıbıp durup? Zinoga, fahshga harom bir uzatadi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Mehribonim opam nomli guldastasi, davlatim otam hamda jannatim onam islomiy sovg'asi, akasi uchun kaba shaklida tayyorlangan islomiy sovg'amiz. Otasi uchun Qur'on kitoblari, ham arabcha ham kirilcha varianti, yumshoqqina ro'mol hamda do'plari, qiyomat alomatlari kitobi, zamzam suvdan tortib mushkambargacha tayyorlangan. Sizlarga ham xuddi shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston respublikalari bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayidina Muhammad. Sadiq al-Wa'dil Amin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'nin Tavbe surası da şunu de merhamet kıladı. Estaizu billah. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi ma'anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Ey insanlar! Axir sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarning kulfat mashaqqat chekishingizdan qiynaluvchi, sizlarni to'g'ri yo'l, haq dinga kelishingizga haris, tashna bo'lgan va barcha mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan bir payg'ambar keldi-ku. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam insonlarning ichidagi eng shafqatlisi, eng rahmatlisi bo'lgan zot sallallohu alayhi vasallam. Hozirgi o'qiganimiz oyatda mana shu narsa ma'lum bo'ladi. Kişini rahim şafkatli buluştuğu kança ziyade olsa Allah Teala'ya şunca bu kişi yakın buladı. Kimi kalbi kattık, bir rahim şafkatsız bularken şu adam Allah Teala'dan uzak ikenliğine alameti şu fiil. Değil mi? Rahim şafkat kişinin Rabbisi'ye yakın kıladığı sıfatlarda. Dünya ahılları fakat özlerine karıştığı kişilerine rahim şafkatli buladı. Özünü bolasiga, aka ukasiga yoki jigarlariga. Ammo musulmon odam unday emas. Musulmon odamning rahmati butun insoniyatga, balki butun mavjudotga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insoniyatning eng shafqatlisi, eng rahimdili deb aytdik. Makka mushriklari Rasulullohning da'vatini qabul qilmasdan, jannatga o'zlari uchun yo'l ochmasdan, kufrda qattiq turib olganligidan Rasululloh qattiq kuyinar edi. Qattiq alamlanar edi. Mana shu narsadan norozi bo'lar edi. Alloh taolo payg'ambarimizga taskin berdi. Astaidu billah. Fala'allaka ba'i'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni qavmdoshlaringiz, Makka mushriklari ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz. Bunday qilmang deyapti. Chunki bunday qilishingizga loyiq emas bu odamlar. Aytayapsizmi, musulmonlardan faqat o'zini va o'zini atrofidagilarni o'ylab, faqat ularga rahim shafqat qilmaydi. Rasululloh insonlarning shafqatlisi bo'lgan edi. Har qanday odam ham o'zining muammosi hal bo'lgandan keyin bo'ldi. Boshqa birovni o'ylamaydi. Faqat musulmon odam unaqa bo'lmaydi. O'zi haqni tanigandan keyin mana shu haqni tushunmayotgan atrofidagi aka-ukasi, do'sti birodarlarga yetkazishlikka haris bo'ladi. O'zim tushundim, o'zim to'g'ri yuribman, boshqalar bilan nima ishimma? Meni nima gapim bor? Uchuma aytib qo'ydim. Shunaqa gap bor. Hali ota-enalarda bo'ladi. O bolangizga aytmaysizmi, namoz o'qimaydimi desangiz, nima deydi? Men deydi, necha marta aytdim? Uch marta aytdim, bo'ldi, men unaqa bo'lmaydi. Bu bolangiz bu, bolangiz. O'tgan olib ketayotgan bolangizga kuyasan deb o'tiraversiz, nima bo'ladi? Shuncha yugurib borasiz, men uch marta aytib qo'ydim. Deydimi? Demaydi. Musulmon odam, musulmon odam. Mana shu hidoyatni taniganidan keyin boshqalarga ham ravo ko'radi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var, braderler ağır. Resulullah dediler, men asbaha felem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum. Dikkat kılıyorlar ha. Kim tong attırsa yu, Müslümanların işi onu oylantırmasa, yani Müslümanların işine beparva buladıken olsa, feleyse minhum. Bu adam o Müslümanlardan mazdiydi. Özünüzden sorayım da ettelap türdüz, İslam ve Müslümanlar hakkında taşmış var mı kellezde? Bana koşunum namaz okumaya şunu yeterli, bana o koşunum kıynanıp koyanıyor, çünkü bir az gene yardan verip koyuyor, falan şey bir içi yürüp de kişeyip, çünkü bir nasihat kılıyor degen, Müslümanlar hakkında taşmışız var mı? Tan yattırgenizde. Ya fakat şu kana kısam pul topamın, kana kısam şu üyümü torulayman, şu mu? Hadis katarımız, kim tan yattırsa yok. Ama Müslümanların gamı onda bulmasa, Müslümanların işi bilen ihtimam kılmasa, bu adam Müslümanlardan mest dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kaniydi şu hadiske hamamız amal kısık. Kaniydi. Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'u halife olup durgen davrede Azerbaycan'dan o kişinin aldığı bir hurma alıp gelişti. Halva alıp gelişti. Halva. Ne mi bu deyip soradı. Ana şu yurtlarda kılınadıkken tamam dedi. Bu tağımda öşetteki hem de Müslüman asker yiydi mi? Ha yok. Siz gap geldi Allah dedi. Medine'nin fakirlerine verdilerim hamilerine. Ha yok fakat siz gap geldik bunu dedi. Ömer ibn Hattab aytdi. Medine'nin fakirleri ağızı teymegen nesani yiyişlik Ömer'nin karnı için haram dedi. Ana. Yani şu Müslümanlarda taşvişi bilen yaşayışlık kanaka buluşluğu Ömer ibn Hattab raziyallahu anh'ın hayatı da ana kördüyle kinolarını yapıyorlar. Karnı yıkarıp takarkari, amla takarkari dedi. Gurulle isamı dedi. Gurulle mi isamı dedi, barabır dedi. Yani göğüş yemeği koyan adam, yağ yemeği koyan adam karnı kurup gulduraştı başlaydı. Ana şu Müslümanlarga qiyinchilik davri bo'lganda, Madinada yeyish ichishlik ozayib ketgan paytda, oziq-ovqat ozayib ketgan paytda Umar ibn Hattob o'zi go'sh ham yemaydi, yog' ham yemaydi. Shu tuzni, nonni shu quruq yo'g'irganidan qorni g'ulduraganini aytadi qorniga. G'urillaysanmi? G'urillamaysanmi? Madinaning yosh bolalari qorni to'yib go'shamaguncha sen go'sh yemaysan deydi. Bo'lmasam davlatda birinchi kishisi edi. Yesa haqqi bor edi. Ana birodarlar, müşriklerin imanı kemiyekeni giden peygamberimiz azar çekip, aziyet çekip alamlengeni de Allah da Allah gam kımen dedi. Resulullah'ın bu tarbiyasını ayan Ömer ibn Hattab meramun deyip o gene de. Demek rahmet meselesi. Kol astegilerimizge şafkatli buluşumuz, mulayim buluşumuz, keçirimli buluşumuz bizi hoşumuzmaz. Bizi ihtiyarımızda genersemez. Belki yelkemizdeki vacib bu genlerse. Peygamberimiz aytadılar, Ar-Ruhama'u yarhamuhumur Rahman. İrhamu man fil ard, yarhamukum man fil sema. Rahimdil kişilerge Rahman rahim kıladı. Rahimdil kişilerge Rahman rahim kıladı. Yerdegilerge rahim kılıylar, Osmondagi zotsilarge rahim kıladı. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın şafkatinden ümidimiz var mı? Demek kol ostimizdagi ishchilarga, ukalarga, shogirdlarga qo'yingki kol ostidagilarga shafqatli bo'lishligi shart. Rahmatdan umid qilsangiz. Surani davomida Alloh taolo shunday deydi. Astag'idu billah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qarang, har juma qori ukalarimiz o'qib beradi. Shu oyatlarni tushunaylik, nima deyilyapti bunda? Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat, bezak qilib qo'ydik. Yer ustida nimaki bo'lsa bu ziynat yer uchun, shuni yaratishdan maqsad bandalarni sinashlik. Xuddi shu ma'noda bir qancha boshqa suralarda oyatlar bor. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u Alloh taolo sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zot.
Qarang, dunyoda ziynatini, yer yuziga chiroyini, ziynatini yaratdik, chiroyli amal qilishlarni sinash uchun. Alloh taolo o'lim bilan hayotni yaratdi nima uchun? Qaysinilar chiroyli amal qilishlarni sinash uchun. Walakin liyabluwakum fi ma ataakum. Lekin o'zi ato etgan narsalarda sizlarni imtihon qilish uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysilaringlar chiroyli amallarni qilishlarini sinashlik uchun. Demek o'lim bilan hayotda yaralishidan ham yer yuzidagi zeb-ziynatlarda bor bo'lishligidan ham maqsad bitta ekan. Nima ekan u? İnsanlarının kaysınısı kanaka amal kıladı. Sınaşlı bir şunakar. İbtilalar, imtihanlar, sınavlar. Bu hazırki ayette malum oldu. Yeryüzüne yaratılışı giden maksat şu ekenlikini Allah-u Teala bayan kıldı. Demek imtihan, sınav, kainatın inmesi iken, sünneti iken. Dünya buradalar güzel. Malı devleti güzel. Keng hovlilari güzel, hashamatli binoları güzel, ayolları güzel, mashinalari güzel. Yeryüzüde nimaki bo'lsa, Alloh taolo yer uchun bu narsalarni chiroy, ziynat qilib yaratdi. Nima uchun? Sinash uchun. Ajibda, mana shu yerni bog'li dunyosi boyligini olsangiz, kambag'al ham sinaladi shu boylik bilan. Boy ham. Ha, boy tushunarli, endi Alloh unga davlatni bergani uchun sinaldi. Kambag'al qanday qilib boylik bilan sinaladi? Boy Alloh bergan shu boylikni shukrini ado qiladimi? Shu bilan sinalsa, kambag'al ha, shu davlatni Alloh bermaganligi uchun shu kuniga rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu bilan sinaladi. Yer yuzidagi hamma chiroy, bog'li davlat, ayollar, markablar, chiroyli uylar, keng hovlilar kimdadir bor, kimdadir yo'q. Borlar halol topib, halol sarflab, shukrni ado qilsa yuksaladi. Yo'qlar rozi bo'lsa, sabr qilsa, shukr qilsa bular ham yuksaladi. Qaysinisi yuksalishi osonroq? Kim lag'vni Alloh taolaning to'atidan afzal deb biladi? Kim ilm majlisini gunoh ma'siyat majlisidan afzal deb biladi? Kim ozgina halol molni harom moldan ustun qo'yadi? Kim o'zini halol juftlik bo'lib turib zinoga, fahshga, haromga qo'l uzatadi? Biz sinov imtihon hovlisidamiz. Inson suvga tushganda ho'l bo'lmay iloji yo'q. Chang kechiga kirganda chang bo'lmay iloji yo'q. Modomiki bu hovliga kiribmizmi? Bu nima hovli ekan? Sinov imtihon hovlisi ekanmi? Demak biz birodarlar imtihondamiz, sinovdamiz. Kunda bir mahal mı? Kunda bir mahal sınav oladı mı? 5 mahal oladı. Başka parti sınav olmayı. 5 mahal eken mi? Her dakikada imtihan var buradalar. Her saniyede imtihan var. Her lahzada, her nefeste imtihan var. Esimizden çıkmaması ne demek egenlikimiz dünyaya? Kaysanımız sevabli iş kılamız, kaysanımız günah kılamız, Allah sınaştığı için bu dünyanın gelsiz bilen bizi kilitti. İnna ce'alna ma alal ardı zineten leha linebluvahum ayyuhum ahsanu amela. Elbette biz bandalarımızdan kaysileri çıralıyarak amellerini, kılıçlarını sınaş için yer üstündeki barınarsan onge zinet, bezek kılıp koyduk. Ama hatırcan bolaylık olalar. Hatırcan bolaylık ve inna le ce'iluna ma aleyha sa'idan curuza. Ayet tıkarın devamını. Zinet kıldık ama hech shak shubhasiz uning ustidagi bezaklarni sip silliq, qop quruq qilib, yo'q qilib qo'yguchi ham bizdirmiz. Qiyomat kuni birodarlar, yer tekiz bo'ladi. Tog' tosh bo'lmaydi, o'ydim chuqur bo'lmaydi, ko'kat bo'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi, sip silliq bo'ladi. Alloh taolo boshqa surada aytadi. Dar haqiqat bu hayotda dunyoning misoli, ya'ni Alloh taolo dunyoda nima ekanligini bizga tushuntiryapti. Alloh taoloning nazarida qanaqa narsa bu dunyo? Bu hayotda dunyoning misoli xuddi biz osmondan yog'dirgan bir suvga o'xshaydi. Bas, odamzod va hayvonot yeydigan narsalardan iborat bo'lgan yer nabototi, o'simliklari u bilan aralashib, hatto yer chiroy olib,
yasan tusan qilganidan keyin qurib yotgan yer osmondan suv tushdi, ko'katlar chiqdi, yer yuzi bezaldi, go'zal bo'ldi. Mana hozir go'zal bo'lyapti ko'chalar. Mayoqdan kelyapti, qarang-da, bug'da ekilgan joyda. Ya ko'mki bo'lib ko'zingiz yaratyapti. Bir oy burun bormidi? Alloh taolo shuni ko'rsatyapti bizga. Va yer ahli uning ustida kuchli, qudratlimiz deb o'ylay boshlaganida yerga kechasi yoki kunduzi bizning farmonimiz kelib, biz uni go'yo kuni kecha obod bo'lmagandek vayronaga aylantirib qo'yuramiz. Dunyo shunga o'xshaydi. Bugun bor, ertaga yo'q. Hozir o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun. Hozir masjidda o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun. O'ylaylik-da, fikr qilaylik-da. Va hozir masjidda o'tirganlardan birortasi bo'lmaydi 100 yildan keyin. Mana shu 100 yilda bir kelib ketadigan bir avlod ekanmiz. O'tgan yili ochilgan gullardan bir daray bormi? O'tgan yili ochilgan bog'larni go'zal qilib turgan gullardan daray bormi? Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizni gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunda kuch quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda gunoh maqsiyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorni diydoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Kullu man 'alayha fan va yabqa wajhu rabbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha narsa, barcha jonzot foniydir. Büyüklik ve kerem sahibi bo'lgan Parvardigoringizning yüzü özünde mangu boqiy qolur. Demek dünyaya kelishimizdan maqsad, dünyada bunaqa chiroyli bo'lishidan maqsad, bir odamni boy, bir odamni kambag'al bo'lishidan maqsad nima ekan? Sinov imtihon ekan. Boy bo'lsangiz, shukrni ado qiling, yuksalasiz. Boy bo'lmasangiz, rozi bo'ling, shukr keltiring, hamd ayting, siz ham yuksalasiz. Ajib. Bu boylik ustida boy ham sinaladi, kambag'al ham sinaladi. Bu o'tganlar bobida yana so'z davom etkizsak, qabristonga boringlar-da. O'qisiz ketganlarda, ya'ni kelib hali qabri turibdi, shu odam borligini eslatyapti qabri. Shu odamda bor ekanligini qabri eslatyapti. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkani ko'ring-da. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkasini ko'ring-da, nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqol otalarimizni saning. Modam ketdi, mana odam ketdi, juda ko'pi ketdi. Faqat siz bilan bizni nomimiz inson bo'lganligi uchun, unutuvchi bo'lganligimiz uchun hayolimizdan, yodimizdan ko'tarilib qoladi. Ular ham keldi, 60 yil, 70 yil yashadi, sinovdan o'tdi, o'tmadi, ketdi. Qilgan amallarini, mukofotini, samarasini, natijasini kutib yotishibdi. Qaysi surani suhbat qilyapmiz? Nima nimalarni gaplashdik? Dunyoni chiroyi sinov ekan, boyligi ham sinov ekan. Mana inson dunyoga imtihonga, sinovga kelgan ekan. Insonni tabiatida shahvatlar bor, mayllar, xohish istaklar bor. Mana shu narsani borligi siz bilan bizni imtihonga ro'baro qiladi. Agar hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, na moli dunyoga rag'bati yo'q, na bir keng hovliga, na xotinga qiziqishi bor, na mashinaga qiziqadi, hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, bu odammi bu? Bu odam bo'lmaydi bu. Chunki Alloh taolo mana shu narsalarga bo'lgan hirsni, muhabbatni, xohishni, shahvatni bizni tabiatimizga joylagan. Bir odam aytsa, men hech narsa xohlamayman desa, aniq bilan yolg'onchi u. U o'z ko'rsatyapti. Qanday? Xotinaga ham qiziqmaysan. Mashinaga ham qiziqmaysan. Unaqa odam bo'lmaydi, birodarlar. Chunki Alloh taolo aytadi: Astagfirullah billah. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khayli al musawwama wal an'ami wal harth
zalike mata'ul hayati dunya vallohu indahu husnul ma'ab. Sözümüzü dalili. Odamlarga musulmonlarga dedimi? Kofirlarga dedimi? Umuman odamlarga dedi. Odamlarga ayollar, bolalar, tüganmaz oltin kumush boyliklar, qimmatbaho otlar, mashinalar degani. Chorva va ekin tikinlar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Hamma hol edi. Hamma yaxshi ko'radi, hamma ko'ngil qo'yadi. Holbuki bu narsalar hayotda dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy, qaytadigan joy jannat bordir. Kelishdik. Demak, hammamizni tabiatimizda shu narsaga mayil, xohish, shahvat bor. Albatta bu shahvatlarni joylashlik Alloh taoloning bir hikmati uchun bo'ldi. Ayollarga bo'lgan rag'batimiz bor, Alloh ayollarni yaratdi. Mol va davlatga bo'lgan ishimizda muhabbat bor, uni paydo qildi. Chiroyli minoladigan markablarga, mashinalarga, otlarga bo'lgan ichimizda istak bor, Alloh taolo uni ham paydo qildi. Qara endi, masalanchi ot minmagan odam ham, otni farqiga bormagan odam ham rosa chiroyli otni ko'rsa, ajratadi. Imtihon. Modomiki insonning tabiatida, insonning tabiatida mana shu narsalarga rag'bat, xohish, mayl istay bor ekanmi? Demak, u doimiy imtihonda. Qarang-da. Ajoyibda. Shu shahvat, shu mayl istak siz bilan bizda biror bir lahzaga to'xtaydimi? Inson oldida ikkita ish turadi. Bittasini qilsa Alloh rozi bo'ladi, ikkinchisini qilsa norozi bo'ladi. Oddiy. Buni qilsang rozi bo'ladi Robbing, buni qilsang rozi bo'lmaydi Robbing. Ixtiyor seni qo'lingda. Inson bolasi mana shu dunyo ne'matlarining ichida, lazzatlarining ichida mubohlarini oldida ham turadi, haromlarni oldida ham. Alloh taolo mana shu dunyo zeb zinatlarini muboh ham deb belgiladi, harom deb ham belgiladi. Agar banda ruxsat berilgan muboh bo'lgan ne'matlarni olib, shukrini ado qilsa yuksaladi. Harom bo'lgan narsalardan to'xtab sabr qilsa yuksaladi. Mana shu ikkala holatda ham yuksaladi. Halol bo'lganidan oladi, shukrini keltiradi, ko'tariladi Alloh nazrida qadri. Harom bo'lganlardan o'zini tiyadi, yana manzilati Alloh taoloning daraja oldida ko'tariladi. Demak, mana shu shahvatlarda siz bilan bizni tabiatimizda bor bo'lishligi bizni jannatga olib boradigan yo'lga yetaklaydi. Ya'ni bu shahvatlar bo'lmasa, imtihon ham bo'lmasdi-da. Shahvat bor ekan, imtihon bor ekan. Imtihon bor ekan, o'tsa jannat bor, ammo o'tolmasa jahannam bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizni ikrom qildi mana shu shahvatlarni tabiatimizga joylashligi bilan. Mana shu dunyoning hashamlari, ayollari, binolari, oltin kumushlarga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashtirganligi nafsimizni poklash uchun bo'ldi. Agar imtihondan o'tsak, bir yigitki ham aqli ham bilegi kuch quvvatga to'lgan paytda, gunoh ma'siyat ro'parasiga kelgan paytda men Robbimdan qo'rqaman deb o'zini tiysa, bu qanday bir oliy maqom bo'ladi. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alloh taolay aytadi, odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yib qo'lishlarini o'yladilarmi? Ha nimasizlar? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb qo'ysak bo'ldi, qutuldik deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deganingizdan keyin har kuni imtihon bor. Har kuni ekzamen topshiramiz. Har lahzada. Sizni xolab turgan, shahvatingiz xolab turgan harom narsani oldingizda turishligi fitna. Xohlayapsiz shu narsani? Nafs xohlayapti, oldingizda turibdi. To'xtadingiz, fitnadan o'tdingiz. Imtihondan o'tdingiz. Va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa
فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Endi kim parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan va nafsi havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina uning uchun joy bo'lar. Hech kim ko'rmagan joyda ko'zingizni zinodan tiyayotganligingiz ixlosingizni belgisi. Muborak bo'lsin birodar. Hech kim ko'rmayapti. Fahsh ko'rinish chiqdi. Shunday o'chirib qo'ya oladi televizorda. Muborak bo'lsin. Bu Allah'dan korkanlığınız için. Hakikaten Allah'dan korkarken siz. Her an bir yalgan aralaşken ki bir burada aşçı haram malı kep kaldı. Hiç kim bilmiydi. O barıp egesine bir ekenliğiniz ya ki ondan vazgeçekenliğiniz takvadı belgesi. Çünkü ayet yaptı Allah-u Teala. Kim Rabbisini aldı da kıyamette türüşten korkup özüne nefsini tiyse. Nefsini mi dedi bu yerde? Nima dedi nafs? Qilaver dedi. Kim ko'rib o'tiribdi dedi. Odamlardan qo'rqib, odamlardan uyalib gunohdan tiyilayotganlar yolg'iz qolganda o'zi biladi nima qilayotganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Imom Daylamiy rivoyat qilgan Hasan al-Ghori hadis. Rasululloh aytadilar. Utruku dunyo li ahliha. Fa innahu man akhadha minha fawqa ma yakfihi. Ahada min hatfihi ve huve la yeş'ur. Dikkat kılıyorlar. Dünyanı dedi Peygamberimiz. Özünü egelerge veriyorlar. Özünü egelerge koyuyorlar. Dünya için yaşayanlarge topşırıp koyuyorlar. Bas albatta kim undan, dünyadan, özüge kifaya kıladiganıdan ortağını algan bolsa, özüge kifaya kıladiganıdan aşçasını algan bolsa, bilmagan holida o'zining o'limidan olibdi. O'zining halokatidan olibdi. Yetadiganidan oshchasiga xaris bo'lyaptimi? Demak bu o'zini halokatga tashlayapti shu inson. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis Imom Ahmadning musnadlaridan Marra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi shatin maytatin. Kunlarda birida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan yo'lda ketib borarkanlar ölüp, çırıp, sasıp gitken bir kozunu, cüssasını görüştü. Yolda çekezge taşıp geçişken yegeler. Resulullah onu körüp ettiler. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ي لَدُّنِيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِه۪ي عَلَى اَهْلِهَا Canım koluda bulgen zotke kasam ki, bu ölük kozu. Özünü egelerge hor bulgeneden köre, dünya, Allah Ta'ala'ya harrağ dedi. Kozu ölmeye durup kadri baradı. Kıymeti baradı. Egeleri ihtiyat kılardı. Yaşı görerdi. Parvarış kılardı. Ölgeniden keyin, haram ölgeniden keyin. Egesi yıkançeli kadri var. Zığırca kadri yok. Şun taşap geçişti. İnna ce'alna ma alal ardi zineten leha. Elbette biz yer üstteki bar narsani unga zinet, bezak qilib berdik. Güzel bog'lar, hashamatli binolar, qimmatbaho mashinalar, güzel ayollar, shirin taomlar, mansablar, kursilar, birodarlar, dunyo chiroyli, dunyo jozibador. Bir yigit ro'parasiga fahsh kelganda Allohdan qo'rqaman deb o'zini to'xsa. Xotirjam bo'ling. Hech kim ko'rmagan joyda gunohdan tiyildingizmi? Sizning xizmatingizni Alloh zoya qilmaydi. Alloh taolo hech kimga haqqini bermay qo'ymaydi. Bunaqa taqvo qilgan, bunaqa yoshlikda o'zini pokiza saqlagan yigit xor bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhissalom 18 yashar, 17 yashar yigit, qul vazirning ayoli qavat-qavat eshiklarni ustidan yopib, xonaga olib kirib, zinoga taklif qilganida. Ayol turibdi, o'zi taklif qilib turibdi, Yusuf alayhissalomdan faqat xohish kerak xolos. Rozi bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Ma'azalloh Ma'azalloh innahu robbi ahsana matvay. Alloh saqlasin dedi. Alloh saqlasin. Axir u dedi, ya'ni seni ering menga yaxshi joylar bergan hojam-ku dedi. Hech kim ko'rmasa-da odamlardan. Va hojasi bu narsani sir albatta saqlar edi. Ammo nima dedi Yusuf alayhissalom? Qarang, mana shu taqvosi uchun Alloh taolo qanday bir aziz ikrom qildi bu kishini. Qullikdan Misrni vazir maqomiga ko'tarmadimi?
İki dünyada obro'li, aziz, mükerrem kılmadı mı? Eğer şu günahki kul urgenler mi bulardı? Demek buradalar, yeryüzüdeki hemen arsa, yerine ziyneti. Bu çırağını yaratışından maksat, Allah da olasız bulamaz imtihan kılıçdaki. Kim bu imtihandan ötse, cennetke baradı. Kim imtihandan öte olmasından yıkılsa, cehennemge kuleydi. Allah subhanahu wa ta'ala, özü imtihandan, güzel surat ötadigan salih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qavli hada va astagfirullohi li va lakum.